Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesinin 10.02.2020 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce ben de gerek meclis başkanımızın ve grup başkan vekilimizin üzüntülerini ifade etmelerine katılarak şunları ifade etmek istiyorum. Adam boyu karların yağıp saçın, sakalın, bıyığın buzlandığı ve dokunduğunuz her şeyin elinize yapışıp derinizi soyduğu iklim şartlarının ağırlığının farkında o bölgenin gelen bir kardeşiniz olarak gerçekten derin bir üzüntü içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu olay hepimizin başına gelebilecek çok doğal görünen bir olaydı. O bölgede yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Daha bir hafta önce Elazığ ve Malatya'daki afetten, depremden dolayı yaralarımız, acımız, üzüntümüz küllenmemişken üzerine bir de Van'dan gelen bu haber gerçekten üzüntümüzü kat be kat artırmıştır. Ben orada can siperhane gerçekten bir vatandaşını kurtarma adına büyük bir fedakarlıkla hiçbir coğrafi ve iklim şartını dikkate almaksızın kahramanca mücadele edip şehadet şerbeti içen asker ve sivil bütün şehitlerimize, bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıralar önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, asıl olan bir şeyi öğrenmek, bilmek veya ona vakıf olmak değildir. Aksine öğrenilen, bilinen veya vakıf olunan şeyin yüksek ülkü, ilke ve değerlerin yaşatılarak uygulamaya aktarılmasıdır. Kısaca ilim ile amel, iman ile itikat tutarlılığının veciz ifadesi, yani şerefli bir insan olmanın gereği bu duruş, hem dünyevi hem de uhrevi yüce bir düsturun açık bir yansımasıdır. İnandıkları yüce değerler uğruna serden geçen bu yüce düsturun efendileri, işte bugün andığımız Van'daki şehitlerimiz, İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Resulullah'a komşu olmalarını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, insanlık tarihiyle paralel olarak varlığından söz ettiren mücadele yöntemleri ve araçları her dönemin genel geçer koşullarına göre değişkenlik arz etmektedir. Yapılan mücadeleler zaman zaman bireysel, yani karşılıklı iki kutup arasında tezahür ettiği gibi kitlesel veya ittifaklar şeklinde de meydana geldiğine tanıklık etmekteyiz. Yani birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla 20. yüzyılda gördüğümüz mücadele yöntemleri ve kullanılan konvansiyonel silahların 21. yüzyılda geldiğimiz nokta itibariyle farklı bir yapıya evrildiği çok açık ve nettir. Bugün artık tarafların doğrudan alanda muhatap olduğu çatışmalardan çok vekalet grup, çete veya terör örgütlerinin maşa olarak kullanıldığı bir yeni evreye geçildiğini görmekteyiz. Bu mücadele ve çatışmalarda kullanılan yöntem ve araçların da ekonomiden siber kumpaslarla oluşturulan sanal imgeler ve ön yargılara, yaratılan sosyal bunalım ve sokak hareketlerinden suikastlere ve enfekte salgınlara kadar geniş bir yelpazeye uzandığının farkındayız. İşte bugün
Görüşmekte olduğumuz bu tezkerenin mahiyeti de biraz bununla bağlantılı. Mogadişu yakınlarında malumunuz daha önceleri de sıklıkla meydana geldiği gibi dün bir Türk şirketinin, bir inşaat grubunun şantiyesine bir saldırı gerçekleştirildi. Bu tabii sistematik, belirli bir kurumsal yapı tarafından değil, gerçekleştirilen, biraz önce ifade etmeye çalıştığım bir taşeron, efendim bir vekalet terör grubu tarafından gerçekleştirilen bir saldırıydı ve bu saldırıda maalesef 6 tane de bizim vatandaşımız yaralandı. Şimdi tabii bu tür anlaşmaların kimleri nasıl, nerede rahatsız ettiklerini çok rahat bir şekilde sahada görmekteyiz. Buradan yola çıkarak yeni savunma konseptlerinin de artık sınırlar ötesi kurgulandığını çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Yani işte mücadele alanı Somali, Mogadişu ve hiç de muhatap olunmayan, kağıt üzerinde yok sayılan çeteler tarafından orada inşaat faaliyetinde bulunan bizim varlığımıza yönelik taciz, tecavüz ve saldırılar. Sayın milletvekilleri, bu tarz alan mücadelelerinin doğal bir yansımasını da masada, yani müzakere ve görüşmelerde görmekteyiz. Alandaki başarı ve başarısızlığın iz düşümü diplomasi bağlamında da kendini göstermektedir. Bu genel çerçeve ışığında ülkemizin jeopolitiğini ve tarihi tecrübesini de dikkate alarak yapılması gerekenlerin başında önce ülkem ve milletim düşüncesiyle Ankara merkezli bir vizyon gereği uluslararası meselelere bakma yükümlülüğü gelmektedir. Bu da bugün çark edilerek dış politikada milli olmak gerekir sözde söylemiyle değil, sözlerimin başında ifade ettiğim gibi ahlaki bir tutarlılık adına bu söylemlerin eyleme dönüştürülerek genel bir siyasi tavra yansıtılmasıyla mümkündür. Yani eylemle söylem birlikteliği arasında ciddi bir siyasi ahlaki bir tutarlılık söz konusudur. Çünkü millilik sadece dış politika söz konusu olduğunda değil, tüm ülke siyasetine şamil kılınacak topyekun bir duruş ifade ettiği sürece anlamlıdır. Diğer bir ifadeyle, beden ruh bütünlüğü misali, iç ve dış politikayı birbirinden ayırmadan milli bir eksene oturtulan siyaset, ulusal çıkar ve değerlerin vazgeçilmez kılınmasını gerektirmektedir. Somutlaştırmak gerekirse, saygıdeğer milletvekilleri, sözüm ona, uluslararası birçok yapı ve kuruluşların alınan tüm kararlarda ülkemiz ve aziz milletimizi zan altında bırakan tek taraflı tutumları karşısında her zaman ilkeli duruş sergilemek bu tarz milli bir siyasi tavrın ifadesidir. Şimdi Kıbrıs, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve son günlerde yaşadığımız İdlib hususları bu mihvalde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şimdi bu saydığım bugün bizim iç siyasetimizin de dış siyasetimizin de ana gündemini oluşturan bu meselelere kronolojik kısa bir göz atmak gerekirse gerçekten bizim yıllarca önümüze ısıtılarak aleyhimize her türlü hile ve destelerle konulan bir Kıbrıs meselemiz olmuştur. Ama hiç kimse 1960'ların Kıbrıs'ıyla ilgili tek kelime söylememektedir. Şimdi ben birazcık dikkatleri Kıbrıs'la Filistin mevzusunu paralel ifade etmeye çalışarak sunmaya çalışacağım. Bakınız, bugün Filistin'in pür melal halini burada bugüne kadar konuşmacılar özellikle en son 100 yılın projesi olarak aktarılan bir mevzuda dile getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'deki genel kurulda da çok açık bir şekilde haritalar üzerinden konuşularak ifade ettiği gibi bir baktık ki Büyük Filistin küçülmüş, küçük İsrail, olmayan İsrail büyümüş, büyük bir devlet haline gelmiş. İşte 1960'larda Kıbrıs Türk'ünü yok sayan, Kıbrıs Türk'ünü öteleyen,
onun haklarını her türlü gaspa muhatap kılan bir yapı eğer 1974'te barış harekatıyla nokta atışla akamete uğratılmasaydı, inanın işte bugünkü Kıbrıs Türk'ünün de durumu Filistin'deki aynen Filistin'in durumundan çok farklı olmayacaktı. Dolayısıyla işte bundan bir kıssadan hisse babından diplomatik bir ders çıkarmanın gerçekten gerekliliğini özellikle vurgulamak açısından birazcık detaylara girdim. Tabii günümüze geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2000'li yılların başında ne Irak'ın işgalinde ve akabinde bölünüp parçalanmasında ne de 2011'de aynı olaylara muhatap kılınan Suriye'nin iç savaşında ve akabinde işte bugün bölünme parçalanma sürecine götürülmesinde zerre miskal kadar dahli ve sorumluluğu yoktur. Bunu iddia etmek gerçekten iftiradır, bühtandır. Ama nedense sonuçları itibariyle sürekli Türkiye Cumhuriyeti Devleti masaya yatırılmakta, hesap verilmek üzere bir takım ithamlara matuf kılınmaktadır. Yani 4 milyon göçmenin hesabını soruyoruz, konuşuyoruz. Yaşadığımız iç siyasetteki sıkıntıların bundan kaynaklandığını ifade ediyoruz ama nedenlerini hiç kimse gündeme getirmiyor, konuşmuyor. Oradaki müsebbiplerini kimse uluslararası platformda ifade etmiyor. Dolayısıyla baktığımızda bütün bu sıkıntıların ekseninde gerçekten iç ve dış siyasette yeknesaklık içerisinde milli bir tavır, milli bir hafızanın sahaya yansımasıyla çok rahat bir şekilde ortaya konulacak meselelerdir bunlar. Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim bugüne kadar ulusaldan uluslararası aktardığımız bir duruşumuz vardır. O da nedir? Gerçekten Ankara merkezli, efendim, önce ülkem ve milletim deyip uluslararası meseleler söz konusu olduğunda iktidar muhalefet ayrımı gözetmeksizin dik duruş sergilemek, ülkenin, milletin âli menfaatlerini öncelemekten geçtiğini çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Bütün bu haksız ve mesnetsiz suçlamalara karşı söylendiği gibi dış politika veya uluslararası ilişkilerde iktidar muhalefet psikolojisinden ari milli bir refleksle hareket ederek gerçek müsebbiplerden hesap sorulmalıdır. Yani çok açık yüreklilikle, açık bir şekilde uluslararası bağlamlarda şunu net bir şekilde açık alın, ak bir yüzle ifade etmemiz kaçınılmazdır. Bizim gerçekten utanacak, sıkılacak, ayıp sanacak en ufak uluslararası herhangi bir hamlemiz söz konusu değildir. Bu tarihi miras dün bize aktarıldı. Biz de bunu şerefli bir şekilde yaşayıp yaşatıp bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. Bu bağlamda diğer dikkat etmemiz gereken bir husus, son zamanlarda bütün bunlar yapılırken, evet, dikkat etmemiz gereken çok ince bir husus daha söz konusu. Milli menfaatler söz konusu iken şehitler üzerinden zaman zaman siyasi pozisyon alma adına duygularımızla oynamaya kalkılması da en büyük hassasiyetimizdir. Buna da müsaade etmeyeceğimizi çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Zira dün PKK-FETÖ ortaklığı ile Bingöl'de, Iğdır'da, Ankara Kızılay'da ve Türkiye'nin birçok yerinde kahpece tuzaklarla şehit edilenlere seslerini çıkaramayıp bunu suni bir karşılığı olmayan etnik soruna bağlayarak bugün timsah gözyaşı dökenlerin yaptıkları bu hareketler pek de inandırıcı değildir ve milletin maşeri vicdanında bir karşılık bulmayacaktır. Sayın milletvekilleri, bizatihi katıldığımız toplantılarda edindiğimiz gözlemlerimiz ışığında gerek Avrupa gerekse dünya gündemini dikkate alarak yaşadıklarımız ölçeğinde uluslararası ilişkilerde veya dış ilişkilerde milli olmanın somut birkaç gerçeğinden söz etmek gerekir. Yüce milletimize ve devletimize yönelik uygulanan çifte standardı sıklıkla görüldüğü bu uluslararası platformda gerekli
direnci, gerekli mukavemeti göstermek yükümlülüğümüzdür. Burada bize en fazla ülkemizi köşeye sıkıştırma ya da tecride tabi tutma noktasında en fazla dayatılan üç önemli husus var. Bunlar artık klasikleşmiş. Bunlar artık prototip haline gelmiştir. Bunların bir tanesi terördür. Dünyanın her yerinde küreselleşen bir terör varlığı söz edilirken, inanın bütün dünya başkentlerindeki olaylar teker teker telaffuz edilip telin edilirken, nedense Barcelona, Madrid, Londra, Paris, Berlin baskınları bahane edilerek terör lanetlenirken, Türkiye bu konuda ağır bedeller ödemesine rağmen bir defa dahi uluslararası bağlamlarda, işte hep birlikte katıldığımız arkadaşlarımız buradalar, hazırım burada söylesinler aksi var ise, bir defa telin edildiğini, bir defa protesto edildiğini ya da sorunlarla ilgili bir iki cümle söylendiğine tanıklık etmedik. Şimdi bu çifte standardı biz nasıl kabul edeceğiz? Uluslararası ilişkiler ya da evrensel değerler adına. Sayın milletvekilleri, evrensel değerler ulusal çıkarlarla çakışmamalı. Ulusal çıkarlarla mugayir bir evrensel değeri savunmak gerçekten boşa kürek çekmektir. Çünkü milli olan değerler topyekün olarak taşınır, uluslararası boyutta evrensel değerleri oluşturur. Yani bendeki terör sayılmayıp bir başkasındaki, bir komşudaki terörün terör sayılması hiçbir evrensel kaide kuralla açıklanamaz. Bir başka, yine Türkiye'ye ısıtılıp dayatılan bir ön yargı, uluslararası bağlamdaki bir ön yargı ise maalesef yaşanan göç olayları kontrolsüz nüfus hareketlilikleridir. Bakınız, Avrupa Karma Parlamentosu toplantılarında, inanın gündem ne olursa olsun Yunanistan'ın sıklıkla dile getirdiği bu göçtür. Adalardaki 40 bin civarındaki mülteci akınını büyük bir sorun olarak anlatılıyor ve sorunları dolaylı olarak Türkiye tutulmaya çalışılıyor. Kimseden ses yok. Orada bu tür teklif önerilere parmak kaldıran, inanın nüfusları Türkiye'deki şu anda kontrolsüz göç sonucu ya da mülteci olarak bize gelen nüfusun çok altında olan ülkelerin temsilcileri de buna çok rahat bir şekilde destek veriyor. Böyle bir çifte standardı hangi uluslararası bağlamda, hangi diplomasiyle izah edeceğiz? Düşünebiliyor musunuz? 40 binin büyük bir sorunsal alan oluşturduğu bir mülteci mevzuunda 4 milyonu anlatmakta, anlaşılır kılmakta inanın yalnız kalıyoruz. İşte burada gerçekten biz her zaman körler çarşısında ayna satan durumunda olmadan ısrarla, o sürekli kılarak, o milli vicdanımızın bize sesine kulak vererek bunu sürekli tekrar etmek, anlatmak zorundayız. Daha acısını söyleyeyim. Geçen hafta bir deprem yaşadık. Bakınız, dünyanın neresinde bir afet varsa biz oradaki acıyı acı biliriz. Çünkü bu hem ilkelerimiz, hem ülkülerimiz, hem de inancımızın gereğidir. Bir vücudun uzuvları gibiyizdir. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, bir salgın, bir hastalık, bir doğal afet. Ama inanın, Türkiye'deki depremi bilmezden, duymazdan gelindiğine ve buna karşılık bir inanın geçmiş olsun mesajı dahi verilmediğine tanıklık ettik. Ve gündemle alakasız bir mevzuda konuşurken en sonunda dayanamadım. Gerçekten eleştiri olma adına dedim ki 47 ülkenin temsilcileri adına ben buradan Türkiye'deki deprem bölgesine geçmiş olsun dilek ve temennilerimi ifade ediyorum. Üzüntülerimi paylaşıyorum dedim. Şimdi bakınız, bir doğal afette dahi Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığını, ötekileştirildiğine tanıklık ettik. Saygıdeğer milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle ben özellikle Van'daki trajediyi de dikkate alarak bütün şehitlerimize, bütün efendim bu konuda emeği geçen, mücadele eden ve toprak altında, kar altında kalan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine, bölgemize, milletimize, devletimize geçmiş olsun diyorum. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu bu tezkereye de kabul oyu kullanacağımızı ifade ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Saygılarımı.